Evet sevgili Trabzonsporlar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeni transfer gelişmeleri var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum sevgili Trabzonsporlular. Evet, aldığım önemli notlar var. Trabzonspor genç gurbetçi bir oyuncunun peşinde. Peki bu oyuncu kim? Doğan. Evet, Süper Lig'de namağlup bir şekilde şampiyonluğa adeta koşar adım giden Trabzonspor ara transfer döneminde de kadrosunu güçlenmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor'un scout ekibinin belirlediği bu isim Doğan Aral Şimşir. Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamış. Kuasi'yi biliyorsunuz Trabzonspor getirdi, renklerine kattı. Geleceğe dönük hamleleri de Trabzonspor'un sürüyor. Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Doğan da Trabzonspor'un listesinde. Trabzonspor scout ekibinin 2 yıldır izlediği 19 yaşındaki sol kanat için Danimarka ekibine teklif yapıldı ve cevap bekleniyor. Bunu da söyleyelim. Trabzonspor'un sol beki Kulüp Brugge'dan Mouassa diye bir haber ulaştım. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum sevgili Trabzonsporlular. Kuasi'yi transfer ederek Gervinho'nun boşluğunu dolduran, ki Gervinho'nun sözleşmesi zaten dondurulacaktı biliyorsunuz. Trabzonspor'un yine hedefi sol bek. Sol bek transferi Trabzonspor için çok önemli. Uğur Çiftçi ile de görüşülüyor, Sivasspor'lu Uğur Çiftçi ile, ama Sivasspor 2 milyon euro artı İsmail Köybaşı'nı Trabzonspor'dan talep etti. Bu konuda da görüşmeler sürüyor ama Trabzonspor'un sol bek ajantası da oldukça geniş. Yeni bir isim gündeme geldi. Dediğimiz gibi Kulüp Brugge'den Mouassa. Trabzonspor Kulüp Brugge'un sezon başında 4 milyon euroya Rennes'den transfer ettiği Faith Oud Mouassa Trabzonspor'a öneriliyor. 23 yaşındaki sol bekin hocasıyla tartıştığı için son iki maçta kadroya alınmadığını iletiyor Trabzonspor'a bu Mouassa'yı teklif eden menajer. Kolay bir kiralama operasyonu ile bu oyuncuyu Trabzonspor'a getirebiliriz demişler. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sol bek için gözdeleri Irakli Azarovi, Luca Pellegrini. Bunu da biliyoruz. Gülcü sol bek için Basel Kesen'in ağzını açmıştı. Pellegrini ise son 6 haftada Juventus'ta sürekli oynamaya başladı. Yani bu oyuncuları transfer etmek de kolay iş değil. Bu arada Masouras vardı, Yunan oyuncu biliyorsunuz, Olympiakos'un golcüsü. Onunla ilgili Olympiakos'un golcüsü UEFA'ya konuşmuş. Avrupa'da da pek çok takımın listesinde biliyorsunuz Masouras, Olympiakos'un golcüsü. Sports Time'a konuşmuş. Türklere göre konu görüşmeler son bir, yani şöyle söylüyor oyuncu. Türk tarafına göre diyor, bir aydır benimle müzakereleri sürüyor diyor. Ama Olympiakos diyor, hani beni bırakmak gibi bir düşüncesi yok diyor. Zaten Olympiakos 10 milyon eurodan kapıyı açtı. Trabzonspor 5 milyon euro gibi bir rakama kadar çıktı ama şu anda olmuş bir durum yok. Yunan golcü de şunu söylüyor. Olympiakos'ta olmaktan zevk alıyorum ve gelişerek çalışmaya devam ediyorum diyor. Tabii ki diyor, ben çok daha büyük bir ligde oynamak isterim ve Olympiakos'tan ayrılacaksam buna değmeli demiş. Bunu da söyleyelim. Yani Trabzonspor'da gelişmeler böyle. Bu arada Anthony Bakayemi konusunda da Trabzonspor emin adımlarla oyuncuyla sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor'un kafasındaki rakam 2 milyon euro ve bonuslu bir sözleşme. Yani Trabzonspor taraftarı merak etmesin, Novak'ta, Sosa'da yaşananlar Bakayemi'de yaşanmayacak. Trabzonspor'da futbolu bırakmak isteyen, kariyerini Trabzonspor'da şampiyonluklar, kupalar kazanarak bırakmak isteyen bir Bakayemi var. O yüzden de Trabzonspor Bakayemi konusunda tedirgin değil. Onunla da sözleşme mutlaka yapılacaktır sevgili Trabzonsporlular. Evet sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV Plus kanalında gösterdiğiniz büyük ilgi için teşekkür ediyorum. Bütün Trabzonsporluları Transfer TV Plus kanalında bekliyorum. Çektiğim videoları beğenip like atmayı unutmayın. Soru, görüş, önerilerinizi de bekliyorum sevgili Trabzonsporlular. Bir sonraki transfer videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.